ekranlarından herkese mutlu ve en önemlisi sağlıklı hafta sonları efendim. Sizler evlerindesiniz, evlerinizdeyken biz de size gerçekten içeriği son derece dolu, donanımlı bir program hazırladık. Şebnem nasılsın? Mutlu Teşekkür hafta sonları. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Deniz? Çok iyiyim. Seninle başlayacağız. Öncelikle hemen hızlıca yani ana başlığı söyleyerek bugün ne konuşacağız? Evet, para yani. konuşacağız. Evet efendim. Herkes evlerinde özellikle Covid sürecinde maalesef ki en büyük derdimiz para oldu. Özellikle küçük esnafın derdi büyük. Para ile ilgili inançlarımız bizi nasıl etkiliyor ve bu inançlarımızın negatif etkilerinden kurtulmak mümkün mü? Bunları mümkün konuşacağız. <laughs> Peki, sonrasında evet özellikle son dönemde bana da çok soruluyor. Göz altı ve göz üstü estetiği. Bu göz altı kapağı çok tehlike tehlikeli bir operasyon. Doğru ellerde yapılması lazım. Fakat son dönem teknolojileri tek tek konuştuktan sonra Diğer doktorumuzla, bir aslında kardiyoloji uzmanımızla bir herhalde kalp hastalığı evet, konuşacağız evet. değil mi? Evet, evet. Ee, arter olduğuna göre bu bir damar, damar hastalığı. Periferik evet. arter hastalığı deyince ne anlamalıyız bunu konuştuktan sonra? biraz şöyle keyifli bir şey konuşalım cildimizin güzelliğini. Hı. Onu pozitif etkileyecek bazı gıdalar daha doğrusu hem gıda olarak da kullanabileceğimiz bitkiler var. Bunları konuşuyoruz, konuşuyor olacağız. Ama isterseniz Şebnem'cim yerini al ve hemen programa başlayalım. Hemen herkesin en büyük derdi ne estetik düşünüyoruz ne başka bir şey düşünüyoruz. Son dönemde özellikle Covid sürecinde kişilerin tabii ki ister istemez ee, bu süreçten özellikle esafın e, etkilendiği bir durum söz konusu. Şimdi bunlar ayrı bir konu. Biraz tabii bunlar konjektür e, güncel e, yaşantımızda hiç beklemediğimiz olaylar ama bir de inançlarımız var. Yani para bir enerji mi enerji midir? Yaşamımızda nasıl su tutarız? Bir de böyle klişeleşmiş cümlelerden kurtulalım. Öyle düşünce gücüyle para geliyor mu bize onun? Yani bana sorarsan evet. bu çok kalıplaşmış ve doğru. Evet. Anlatılamayan bir durum. En baştan başlayalım. Haklısın. Para bir enerji midir Yaşamımızda nereye koyuyoruz? Para bir enerjidir. Ee, aslında dünyada enerji olmayan hiçbir şey yoktur. Ee, tabii ki para da bir enerjidir. Fakat bizler e, parayla ilgili şöyle bir yanlışla, şöyle bir bakış açısı olarak farklı bakıyoruz. Parayı kendimizin üstünde tutuyoruz ve parayı e, ikinci enerji olarak. E, gör, e, görmemiz gerekirken maalesef parayı birinci enerji kendimizi ikinci enerji yapıyoruz. Fakat para e, bizden sonra gelen bir enerjidir ve kendi önümüzde tutmamamız gerekiyor parayı aslında Denizciğim. Şimdi e, bizler şöyle bir hata yapıyoruz maalesef ki parayı araç yerine getirmek yerine parayı amaç yerine getiriyoruz. Para bizim için amaç olduğunda Tabii ki çok zor oluyor kazanması, e, aylık o, e, onun peşinde koşmaya çalışıyoruz, bir şekilde masraflarımızı ödemeye çalışıyoruz ve burada farkında olmadan yokluk bilincinin içine geçiyoruz. E, para ile ilgili bazı kalıplar var aslında hani para pistir, elini sürme. E, Bu son dönemde özellikle Covid'le <laughs> e, tabii hayatımıza girdi ama oradaki pisi şöyle tabii tabir edelim espri bir yana şimdi Covid sürecinde özellikle zaten e, dijital paraya geçme durumumuz var. Bitcoin hayatımıza girdi vesaire ama paranın pis olduğu fikri, para adamı bozar, para gelirse ben ahlamdan, namusumdan mı olacağım fikri hem çok isterken hem de bilinçaltımıza sanki böyle fikirler var. Yani paranın fiziksel pisliği son dönemde hayatımıza girdi ama para adamı bozar fikri sanırım genel kalıplaşmış. Çok güzel Ananelerimizden konuştum, gelen Denizim, evet. bir yani aslında biz ailemizde şu ana kadar büyürken paranın pis olduğu, işte zenginler kötü yoldan para kazanır gibi düşüncelerle kendimizi evet. var ettiğimiz için parayı kendimizden çok uzağa tutuyoruz. E, bu tarz çalışmalar yaparken çok enteresan e, bir şey dikkatini çekeceğim e, Deniz'im. E, parayla duygusal ilişki yaşıyoruz. Parayla bir aşk ilişkisi yaşıyoruz. İşte para bana gelmiyor, para beni sevmiyor, parayı hayatıma hmm. alamıyorum, para benden kaçıyor diye. Halbuki para dünyadaki evrensel dolaşım aracı. Biz e, parayla ilgili olan doğru. E, ilişkimize, e, burada kendi varlığımızı ortaya koymak için kullandığımızda... ...para bize kendi hayatımızı güzelleştirmek için geliyor ve çok önemli bir şey var. Para neşeyi, keyfi takip ediyor. Tabii. Nerede neşe keyif varsa para da orada bolluk var. Şimdi o zaman tabi e, tabii bu çok bunlar güzel cümleler ama biraz daha ayakları yere basması adına söylüyorum. Şimdi e, ekranları başında bizi izleyen kişiler şunu söylüyor. Şimdi Şebnem Hanım söylemesi kolay. Ayın başını zor getiriyoruz. Artık yani o kadar e, fiyatlar yükseldi benzin yükseldi e, gidiyoruz eskiden torbamızı e, 300 liraya doldururken şimdi 300 liraya neredeyse yarısını dolduramaz haldeyiz çok fiyatlar faiz durumda biz esnaf olarak kendi bir gelirimiz yok gibi fikirler var bunlar da İnanç değil hayatın gerçekleri. Burada ne yapmak lazım? Şimdi buradaki bir kere parayla olan bakış açılarını değerlendirmeleri lazım. E, bu özel korona döneminde ben kendi çalışma danışanlarımdan bir örnek vermek istiyorum burada. E, yine aylık masraflarını karşılayamayan bir danışanım vardı. Hatta çalışma... Bu sebepten dolayı yani Evet, COVID'den, Covid'den dolayı. Hatta işini yapamıyordu evdeydi. Hatta e, yine burada da çalışmasını ayda bir alıyordu. Resim yaptığını söyledi, bir Hı. hobi olarak resim yaptığını ve evde bir sürü resimler olduğunu söyledi. Bu resimlerini sosyal medyada teşvik ettik. Zaten resimlerin çirkin olduğunu düşünüyordu. Kendi evinde saklıyordu. Aslında bu bence zaten. Tabii. Yani kendi resminin ya daha doğrusu kendisinin var ettiği bir yani enerjinin diyelim. ...karşılığının olmayacağını düşünüyor. Evet o kendi fikriydi zaten. Sonra sosyal medyada resimlerini paylaşmaya başladı. Şu anda gelirini resimlerden sağlıyor. Hmm. Ve e, resim yaparken e, tamamen ruhunu resme kattığını... ...ve saatlerin nasıl geçtiğini bile farkında değil. E, burada şimdi ne oluyor? Kendi varlığını ortaya koyuyor özgüveni ortaya çıkıyor. Zaten bu dinamikler hepsi 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 bizde var, güç de var, özgüvende var, sevgi de var, yaratımda var, bilgi de var. E böylelikle bir, bir şekilde kendi varlığını ortaya koyunca da evren onu parayla desteklemiş oluyor. Şimdi bu tabii bir, özel bir durum. E, fakat onun dışında asıl bizim konuşmak istediğimiz belki de bu kıtlık bilinci değil mi? Yani kıtlık bilinci diye bir şey var. Ee, bunun ne olduğunu biliyoruz da ama kıtlık bilinci nedir? İstersen kısaca oradan geçersek yani kişinin kıtlık bilinci olması nedir? Nasıl fark eder? Şimdi bir kere kıtlık bilincinin olması e, kendi gelirinin ve giderini bilmeme durumundan kaynaklanıyor. Hmm. E, yine geçenlerde bir e, arkadaşla konuşurken ayda çok yüksek bir rakamın eve girdiğini ve tamamen çıktığını. Peki dedim burada kıtlık bilinci ne? Çok yüksek bir para giriyor ve çıkıyor ve sen bana hiç paran olmadığını söylüyorsun. Ama burada bir başarı var. O parayı eve sokma başarısı var ve masrafları ödeme başarısı var. Mesela bu kişi de kıtlık bilinci aslında yok. Hmm. Varlık bilinci de yok. Yani kıtlık bilinci de yok. Bir şekilde parayı hayatını para gelir gider inancı var. Para... para geliyor geliyor para gelmiyorsa bir, bir kıtlık bilinci evet, var. Evet para gelmiyorsa bir kıtlık bilinci var ve bunlar... varlık bilinci nedir? Varlık bilinci de o parayı e, kat 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 basamak basamak arttırmaktır. Yani, yani onu aslında gelip gitmesi değil bir noktada belli bir şeyde de e, değerlendirip belli bir pozisyonda değerlendirip harcamalarını keyfine evet. çıkarıp evet. E, fakat bir yandan da yatırım, birikim yapmaktan Tabii bahsediyoruz. Biz, değil biz mi? her zaman %10'unu mutlaka kendinize yatırım yapın. %10. 10. Mutlaka her ay o onu ayırın ve bir yıl sonra da mutlaka kendinize altın alın diyoruz. Çünkü hmm. siz değerlisiniz ve altına değer koyduğunuz için de o altın kendi değerini bilinçaltına göstermiş oluyor aslında buradaki kişi. Bu çok aslında güzel bir yol, direkt bir yol gösteriyorsun şu an. Biz şu an diyelim ki aylık gelirimiz 4000 lira, bunun yüzde onu 400 lira eder, demek ki senede ne kadar ediyor? 48 bin lira mı ediyor? Muhteşem İngiliz şey <laughs> e, 48 etmiyor mu? 4.000 küsür yapıyor herhalde. 4.800 yapıyor. 4.400. Yani. Bir tane <laughs> şey sıfır fazla geldi. 4.800, evet, değil mi? Evet, 4.800. 48.000 uygun buldum. Neyse <laughs> 4800 liramızı alıyoruz bununla bir altın alıyoruz düşünsenize aslında bunları hiç ellemediğiniz zaman bunları da alıp aslında farklı bir şekilde risk alarak veya almayarak yatırım yaparsanız inanılmaz bir aslında geleceğe yatırım gelecekle ilgili daha rahat ve huzurlu yaşamak ve mutluluk getirebilir. Peki tabi bunların hepsi hep bildiğimiz ama asla yerine getirmediğimiz aksiyonlar bu da kendi varlığımızı kendi varlığımızı var edebilmek, ortaya koyabilmek için parayı nasıl e, hayatımızda değerlendirmeliyiz? Evet, yüzde onunu yatırım yaptık, tamam. tamam. O zaten bizim güvencemiz. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Biz parayı kendimizin önüne koyduğunda, güçle eşitlediğimizde katı hale getiriyoruz. Katı bir şey. Biz enerji olduğumuz için hayatımıza girmez. Hmm. Mutlaka... Biraz söyler misin Şebnem? Hayatımızda her şey enerji, biz de enerjiyiz. Evet. Fakat buraya parayla ilgili bir anlam koyuyoruz ya ve paranın kendi ekseninde istediği kişilere gittiğini zannediyoruz. Yani varlık haline getiriyoruz ya, Yani şi, paranın, katılaştırıyoruz. Para bizden daha e, seçici, biz, evet, kendi evet, kafasına evet. göre hareket eden evet. ve... E, bizden daha akıllı belki de değil evet. mi? Bir e, biliyorsun, madde bir biliyorsun şey. ki biz drama yapıyoruz ya. Mesela kişilerin para bilincine baktığımızda paranın önünde eğlenenler var. O benden güçlü bana gelmez diyenler var. Hmm. Dramada bunlar çıkıyor zaten ama orada katılaştırmış oluyoruz. Parayı istediğimiz an alanımıza çekebiliriz. Sadece buradaki bugüne kadar yaşadığımız parayla ilgili tüm olumsuzluklarımızı fark etmemiz lazım ve kendi amacımızı gerçekleştirmek doğrultusunda parayı da araç olarak yeteneklerimizi geliştirmek için alanımızda kullanmalıyız. Mesela burada şeyi de söylemek istiyorum. Ee, mutlaka her yıl cüzdan değiştirmeliyiz. Hmm. Bu çok enteresan. Evet. Ben mesela senelerdir aynı cüzdanı kullanıyorum. Neden? Ama oraya şimdi paralar giriyor, çıkıyor ya evet. devam paralar. Artık orada bir e, hangi duygularla koyduysan ve hangi duygularla verdiysen oradaki senin tüm enerjistik alanındaki enerjiyi de cüzdan almış olmuyor mu? Onun için her yıl yenilediğimizde. Oradaki akışını arttırmaktır. <laughs> Cüzden masrafı <Evet>. çıktı. <laughs> biz, biz, biz genelde şey öneriyoruz her yeni yılda. Mor ya da turuncu rengi öneriyoruz. Mor ya da turuncu. Evet, bu... evet Değerli izleyicilerimize aslında bir yerden başlamaları gerekiyorsa. Şimdi A'sını B'sini burada Şebnem'le birlikte yazmaya, sizlerle paylaşmaya başladık. Birincisi en önemlisi. Şimdi daha elimizle tutabileceğimiz, sizin daha hızlı hayatınıza sokabileceğiniz şeyler var. Ee, Cüzdanımızı her sene değiştiriyoruz. Evet, her yıl başında yeniden değiştiriyoruz. Yıl başında mı? Evet, yılbaşı zamanı. Yılbaşı Değiş... geçti ne yapacağız? Yine olur, yeni olur. Yıl. Evet, olur. Mümkünse turuncu veya mor, mor. siyah, kahverengi, gri renklerini kullanmamaya seçiyoruz. Çünkü Sen orada, <gülüyor> çünkü <gülüyor> orada bir e, renge de karşı çapalarımız olduğu için renkli renklerde daha bolluk bereket olduğuna inanan da bir yapımız olduğundan. Peki yüzde onunu da yatırım yapıyoruz. Ben şimdi vaktimiz çok kısıtlı kaldığı tamam. için son olarak da şunu söyleyebilir miyiz? Bu seanslarda bu blokajları nasıl Tabii, değiştiriyoruz? Bu blokajları kişinin para bilincine bakıyoruz ama e, para çalışması yapmıyoruz. Bolluk, bereketli olan bakış açısını değiştirdiğimizde ruhsal zenginliğe girdiği için de parayla ilgili blokajları açılıyor. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ne olur bir aylık gelir ve giderlerini yani bir lira bile girse ya da hediye dahi gelse ona bir maddi belirleyerek onu gelir şeklinde yazsınlar. Seans alırken? Yo seans da almalarına gerek yok. Yani tamam. kendi hayatlarında bunu da yapabilirler. O paranın bir ay boyunca ne kadar çok geldiğini görünce ve hmm. her ay ego bebe adımlarını sever. sever. İki katını ne olur niyet etsinler. Bu ay bin lira mı kazandılar? Önümüzdeki ay iki bin liraya niyet etsin. İki bin lira gelince dört bin liraya niyet etsinler. Nasıl niyet edecekler? Ya bunu bu şey, da mesela söyleyelim. Tabii. Mesela, bu ay mesela ben işte 4 bin, demin 4 söyledik artı 3 bin liralık da hediye geldi varsayıyorum. 7 bin lira bana içeri böyle bir giriş olmuş. Önümüzdeki ay bana ne ne diyeceğiz, bunu nasıl yapalım? 14 yapayım? bin liranın bana gelmesine izin veriyorum, seçiyorum, gönüllüyüm. Ama para sadece kazançtan da gelmez. Para her yerden bize gelebilir. O her yerdeki olanakları da açmaları lazım. Biz sadece çalışmalıyız, emek vermeliyiz, çaba göstermeniz ve parayı o şekilde... ...hayatımıza alabileceğimizi de zannediyoruz. Şey yani mesela... ...burada şöyle bir tabii... ...inançla... ...bitti mi süremiz? <laughs> Ay vallahi soracak çok soru vardı. Şebnem bundan sonrasını gerçekten... ...en önemlisi değerli izleyicilerimiz... ...Şebnem bu seansları online yapıyor. Yani özellikle bu COVID sürecinde... ...hele hele... E, parayla ilgili inançlarınızı değiştirmek istiyorsanız, burada bari şu aralar çalışamıyorsanız, online en azından buradaki kafayı düzeltebilirsiniz. Parayla dans etmek istiyorlarsa, ellerimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Şeniden. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim, birazcık estetik konuşalım istiyoruz. Biraz önce de söylemiştim. E, bana sorarsanız, e, tabii ki bizim e, yani bizim güzelliğimiz için en değerli yerlerimiz gözlerimiz, gözlerimizle dünyaya açılıyoruz ama gözlerimizle de bir yandan konuşuyoruz, biraz göz estetiği konuşacağız, operatör doktor Ali Cemal Yılmaz bizlerle birlikte olacak efendim. Alt ve üst göz kapağı estetiğindeki en yeni teknik ve uygulamalar neler? Göz kapakları ile ilgili operasyonlarda süreç nasıl işliyor? İyileşme ne kadar zaman alıyor? Göz kapağı operasyonu sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Göz çevresine dolgu uygulanabilir mi? Plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cemal Yılmaz anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim operatör doktor Ali Cemal Yılmaz bizlerle birlikte e, hocam e, bu şey e, çok değerlidir siz plastik e, plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı yani aslında e, hiçbir birinden daha değerli bilgi değil ama e, özellikle o alan benim çok ilgimi çeker en zor alan galiba plastik cerrahinin çünkü e, çocuklarda dudak tabii, tabii. değil mi burada bir doğuştan yarık gelen yarık, yarık dudak da arkada arkaya uzanan yarık damak evet Tavşan dudak olarak bilinen bir sürü aslında tabii, tabii. sadece doğuştan tabii, tabii. gelen de değil o yüzden e, çok her farklı. türlü trafik kazalarına bağlı veya travmalara bağlı her türlü onarımları yani bir hamurdan bir şekil yapmak gibi plastik olarak adlandırdığımız her türlü işi yapabiliyoruz ben biraz heykel tıraşlık gibi düşünüyorum ama çok zor bir alan o yüzden evet. çok ilgimi çeken çok da farklı bulduğum bir gerçekten sizi o anlamda heykel tıraş gibi gördüm bir alan. Şimdi biraz da bu o, o biraz keyifsiz bir alan keyifli bir alan ve herkesin de en büyük derdi olan kısımla ilgili konuşmak istiyorum şu göz çevresi göz çevresi ırksı olarak mı daha doğrusu şöyle söyleyeyim biz ırk olarak mı göz çevremiz çok problemli yabancılara göre şimdi, neden şimdi göz çevresi estetiği ilk göze çarpan ve hemen çözülmesi gereken bir estetik alanı sizin de göz kapakları düşmüş hocam. Niye aldırmıyorsunuz? Eee, zamanda zamanı aldırmayı düşünüyorum. <laughs> şimdi doktora önce kendini <laughs> yok şimdi bakıyorum. Ben biliyorum, biliyorum. çok ben... meraklı olduğum için kusura bakmayın. Yok. Kızmadınız değil mi? Ya, yok. Bu, ya da güvenmiyorsunuz. E, yok, e, güvendim arkadaşlar tabii ki var. E, fakat e, her gün iş güçten vakit bulamadığımız için hep erteledik. Tamam. Ama e, plan, planlarım çerçevesinde var. Şimdi neden aslında özellikle göz altı ve göz üstünü ayrı değerlendirelim. Göz altındaki üstündeki sorun da şöyle bir şey oluyor. Kalkıyorsunuz sabah son derece keyifli dinlenmişsiniz. Diyorlar ki uykunuzu almadınız mı? Ben de oldum bu arada onu aldırmıştım. Irsi 20'lerimde olmuştum hem de. Ondan sonra da gerek kalmadı. Aslında öyle böyle bir kere oldunuz da mı sorunu çözüyorsunuz herhalde 20 yaşında falan olmuştum ırsiydi yani anne babadan. Şimdi en büyük etken ırsınız. Yani ırsal farklıklar da var. Bir uzak doğu, bir uzak Asya, bir Avrupa ırkından fark ettiği gibi tabii çevresel sigara kullanımı, tabii alkol, alkol gibi dış etmenler de göz kapağımızı değiştiriyor. En önemli faktörlerden biri de tabii ki yaş. Taşla beraber de değişiyor. Ya, şunun için söyledim. Bu özellikle hani kişiler de rahat e, size gelip başvurabilirler. Ben 20'lerimde oldum. Çünkü annemde de, daha doğrusu babamda vardı düşüklük. Hı -hı. E, hala da var bu arada yaptırmadı tabii de. E, bende de vardı. Aldırdım. Herhalde 23 sene falan oldu ben onu aldıralı Hiç de bir şey olmadı sonra. Ben de... Uzmanlığımın ilk günlerinde babamın göz kapanı yapmıştım. E, değil mi? Biraz evet. da görmeyi de engelliyor galiba. E, tabii görmeyi engelliyor. Fonksiyonel boyutu da var. E, bir de tabii özellikle kadınlarda makyaj yapamama gibi, e, rimelini gösterememe gibi durumlarda da özellikle göz kapanın fazlalaştığında, dışa yans dışa doğru, a gör doğru da uzandığında estetik açıdan da çok zaruri bir durum. Peki bu eskisi gibi değil. Şimdi eskiden çok şişiyordu, çok işte böyle morarıklık oluyordu. Şimdi görmüyoruz bile böyle küçücük bir bant galiba takılıyor. Biraz bahsedebilir miyiz? Üst, üstten bahsediyorum şu an. Evet şimdi göz kapağı estetiği basit ama tabii ki sonuçları itibariyle de o kadar ki önemli bir estetik işlem. Bir bilimi bile hemen kendini gösterebilen bir yer. Çünkü dinamik bir organ Yer e, estetiklere nazaran karşılaştırdığımız zaman tabii. çok hızlı hareket eder. Bir de mesela ben şu an hep sizin gözlerinize bakıyorum. Sizin gözlerinizdeki her şeyi görmem için bir fırsat yaratıyor bana. Tabii o yüzden... gözlerimizle konuşuyoruz. Gözler evet. yalan söyleyemiyor zaten. Ee, o yüzden e, tabii ki e, göz kapağı estetiği kolay oluyor ama tabii göz kapağında bir, belli bir süre ödem oluyor. Bu... Hocam ama oluyor da yani bunun mesela yok. iş hayatından çok kopmamızı gerektirecek bir... Hayır olmuyor. Yok Yok değil olmuyor. Mi? İlk üç gün fazla olmak üzere bir hafta on gün bir ödem oluyor ama burada işimizi gücümüzü engelleyecek kadar değil. Bir de e, bunun bir ameliyatlık böyle ha, ameliyathaneye yatma durumu da yok galiba. Hastanede e, lokal odalarında yapılabilecek. Değil mi? Yani... E, sonra birkaç saat bir sonrası eve gönderebileceğimiz rahatlıkla e, sonuçlarını tahmin edebileceğimiz... Ee, tabii ki e, hastayı gözlemlemek bizim için çok önemli. Yakın bir zamanda e, alerjiler, e, batmalar e, nadiren de olsa olabiliyor. Ama hastalarımız bizle iletişimini devam ettirirlerse kolayca hemen buna da çözüm üretip onların konforunu sağlıyoruz. Hocam iyileşme süresi. Tabii onu soracaktım i̇yileşme ben. Süresi, Kişiden kişiye evet. değişir de. İyileşme süresi? Demin dediğim gibi üç gün fazla olmak üzere bir hafta bir 10 gün bir ödeme fazla, oluyor. Harika. Oturması. 3 4 hafta. E bu iyileşme sürecinin uzaması nelere bağlı? Biraz önce söylediğiniz aslında konular. Yani alkol kullanımı. Tabi. E, havaya bağlı olabilir mi? Var mı havanın hava, etkisi? Soğuk, sigara kullanımı, sıcak. sigara kullanımı çok önemli. Ödeme çok geç attırıyor. Sigaranın şu hayatta zaten bir işe yaradığı bir değil mi? Yer yok <laughs> hocam. Tabii, Bunu içmeyelim bir zaten. De, bir de izlerin, izlerin de güzel olmasına geliyor. Sadece göz kapalı değil. Her türlü estetiğimizde hakikaten sigara Estetik çok önemli. Estetik de dediği galiba. Yani kaza yapsak Allah göstermesin Allah değil göstermesin. mi? Yaralarımızın iyileşmesinde de Bazı ülkelerde sigara içenlerin estetiğini bile yapmıyorlarmış. Evet onu duydum. Onu duydum. Keşke hmm. siz de seçebilsiniz hocam. Siz yani içmeden gelin diyorsunuz. Neredeyse ameliyathanenin kapısında Aynen içiyorlar. Öyle. Şimdi peki şunu da soralım. E, bu operasyonda böyle bir stand, bu operasyon demeyeyim Küçük bir işlem gibi görüyorum ama bunda bir standart var mı? Şimdi göz kapakları e, rahatsız eden 3 tane doku var. Derisi, gözün derisi, göz içerisindeki yağ ve kası. Bu değişik... Alta geçmedik daha hocam. Geçeceğiz. Tamam. Kombinasyonlarla olabiliyor. Tabii ki standartta daha ço çoğunlukla böyle benim gibi olanlar ama tabii ki <laughs> tabii ki Hocam espri yaptım herhalde alamadınız. <laughs> ya yok şimdi karşı karşıyım ben böyle bayılıyorum. Mesela şimdi kilolu diyetisyen gelince bana çok acayip geliyor. Evet. Hocam da burada göz kapağı düşmüş herhalde dedim başkalarına güvenip ee, de e, aldıramıyor. Ama bazıları mesela yağ eksik oluyor. Böyle kadavra gözü gibi. Şurada. Evet. E, tabii ki ameliyat sonrası e, yanlış tedaviler sonucu da ol, olabiliyor ama Böyle de gelebiliyor. Değişik tedavi yöntemlerimiz var. Standart değil. Bütün ameliyat hepsinden e, alt, ortadan biraz cilt dik gönder değil. Değil. Yani farklı <laughs> e, şekillerde işlemler yapılıyor. Şimdi ben çok aslında vaktimizi e, üstle değil altla biraz evet. geçirmek istiyorum. Şimdi alt işi biraz sıkıntı hocam. Evet sıkıntılı. Neden? Ben biliyorum da. Şimdi alt göz kapağı e, hem e, derin alt göz kapağı derinin yükünü çeken bir yer. Eğer biraz yaş ilerlemişse ve o bağlar da gevşemişse o yükü kaldıramıyor. Kaldıramadığı için fazla biraz cilt alımında göz kapağının dışa dönümü, gözün devamlı açık kalması, kuruması, kuruması, bir sürü. Uyurken açık kalması. Gibi. Ben söyleyeyim, emm mütevazıların başına geldiği için rahatlıkla söyleyebilirim. Çok senelerdir çeker. E, emel makyaj yapamıyor bu sebepten dolayı. Gözleri çünkü uyurken kapanmıyor hocam. Çünkü fazla bunun da sebebini söyleyeyim. Bunu nasıl doktoru da çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde bizimizin göz altımızdaki çizginin son hattı geç, e, kesmesi lazım değil mi? Bakın evet. doktor olacak kadar artık bilgim var. Şimdi çok alınca sizin bütün göz bebeğiniz dışarıda kalıyor değil mi hocam? Evet. Bu ama, sefer de şey ama şimdi, zombi gibi bir şimdi, bakış şimdi bütün göz kapakları böyle olacak diye bir kayde Hayır bu kötü. Ee, Biraz da şey olabilir mi şans. E, şans değil. E, ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme hastanın öncesinde ki muayenesi ameliyat sonrası yaşanacak komplikasyonları çoğu zaman ele verir. Ameliyat planlarına göre değiştirirsek mesela o bağlar gevşemiş kısmında e, o bağları kuvvetlendirme Yana sabitleme, belki de e, halk arasında bilinen badem gözü estetiği olarak evet et, onunla sabitlense e, ve e, bu şekilde yapılsa herkese hem alt hem üst... üst, risk, üst risk yok mu risk hocam yok. sizce? Risk Risk tabii ki var ama e, tedaviyi ve cerrahi planlamasını ona göre yaparsanız. Mesela e, sadece deriyi çıkar biraz dik değil. Hmm. Bazı bağları kuvvetlendireceğiz. Hatta biraz derisine gidip orta yüz germe de yapmak gerekebilir. Tabii tabii yani hepsini aslında değil tabii. mi? Çünkü göz aslında bizim yaptığımız sadece alt üst göz kapağı değil. Göz çevre estetiği, göz çevre estetiğinde... Göz çevresi derken ne kadar çevresinden bahsediyoruz? Şöyle aşağısının ee, çeneye kadar. Özellikle alın, kaşlar, üst göz kapağı, alt göz kapağı, gözün şekli. Şeklini dedi. Hocam gözün şeklini değiştirebilir miyiz birazcık? Biraz bu badem göz mevzusu görüyorum çünkü Tabii. değişiyor baya. Şimdi çok zorda kalmadıkça gözü şeklini değiştirmeye gerek yok. Tamam. O da ama, bizi bize ama, ait ama bir güzellik. Ama tıbbi olarak da değiştirilebilir. Hı. Mesela at göz kapağının dış kısmını biraz dışarı doğru ipi gevşek olduğu gibi düşünüyorum böyle biraz böyle yayvanlanıyor. Ee, biraz e, dış kısım bir iki yukarıda ol, olduğu zaman göz daha güzel gözüküyor böyle çekik değil evet, mi evet evet bunlar yapıldığı zaman tabii gözün şekli değişiyor e, bir göz kapağın e, sonra alt göz kapağı e, buradaki yanak hatta nazolabellere kadar uzanıyor göz çevresi estetiği. şimdi bunu sormadan kapatmayalım e, başka bir sorun da var şimdi buradaki işte morarlıklık şişlik işte çöküntü bir de şişlik mevzusu bunun çözümü var mı? Neslihan Atagül olmuştu galiba çok da severim. E, fakat tekrar bir bomba yaptı onun da mesela gözleri. Bu operasyon çözüm yani bu göz gözaltı torbalanması diyeyim fıtık gibi bir şey galiba. Şimdi e, göz. Ya, çözümsüz müdür? Çözümsüz değil ama e, çoğu zaman bazen operasyonsuz da halletmeye çalışıyoruz. Hastaların kaygılarından ve o operasyon istememelerinden dolayı. Ee, ama CR olarak tabii ki mümkün. Ama şu var. E, alt göz kapağı üst göz kapağı farkı, farkı olarak alt göz kapağından fazla doku çıkartılması yapılmaz. Hmm. Alt göz kapağındaki yağlar e, çıkarılsa bile az çıkartılır. Ama fazla yağlar çevreye yayılır. Özellikle böyle bu e, kemiğin üstünde titro deformasyon dediğimiz böyle bir bazen böyle bir boşluk oluyor. O boşlukları doldurmak için yani bazen bizim e, hiyerlik asit gibi kullandığımız dolguları yerine alsın diye oraya dolgu niyetini alta seriyoruz. Hocam öyle bir anlattınız ki sanki çok basitmiş gibi ben bu gözaltı <laughs> operasyonlarını gerçekten. Peki şöyle sorayım o zaman son olarak. Bu gözaltı torbalanması yapıldıktan sonra tekrar edilmesi gerekir mi? Tekrar yapar mı oraya bombe? Yani işte Neslihan'a yaptı. Ya demek ki yanlış mı yapmışlar? Kişiye de? göre <laughs> <Şimdi> görmek <laughs> lazım diyeceğim. Yani <laughs> şöyle kötü olmadı. Bakın ben bu arada da bu çok e, karakteristik bir şey. Ben gözaltı torbası sahibi ne tabi sormak lazım. Bunu da bazen çok karakteristik buluyorum o bakışı. E, bir yere kadar düzeltebiliriz. Yani ufak tefek esnemele esneme payı bırakalım mı daha doğrusu öyle şimdi, sorayım. Şimdi dedim ya alt göz kapağında fazla doku alınmaz diye. Zaten fazla alındığı zaman da Böyle daha fazla hoş olmayan görüntüler de çıkıyor. Böyle onu bir kararı söylediğim var. Söylediğim gibi hocam böyle değil mi? Biraz şöyle o kalıyor. O çok korkunç oluyor. Sadece göz, göz kapağının dışa dönmesi değil. Yanakla göz arasındaki o boşluğun çukuru olması da hoş değil. Hmm. Benim söylediğim aksi i̇şte, bir durum işte, bu. İşte göz çevresi estetiği böyle ilk başta çok kolay gibi gözükür. Yani değil. Ee, Ehir ellerde ve usta ellerde. devamlı bu işte uğraşanların tarafından yapı, yapıldığı zaman komplikasyonlar sıfıra inmez ama minimum iner. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben e, bu konuyla ilgili bana çok soruyorlar bu arada. Hani kime yaptıralım ne yaptıralım. Zor bir alan. Burada Ali hocamın söylediği gibi bu iş böyle parasına puluna veya sosyal medyadaki reklamlara bakılacak işler değil. Lütfen Hocamızın yaptığı eski işlemlere değil mi hocam? Tabii. tabii Bunlara ki. bakarak kendinize referans alın. Bu çok değerlidir. E, önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ee, olun. Göz kapak yapıyoruz da sevindireceğim. Hocam... <gülüyor> 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 Yok hocam. Bu arada espri yapıyorum. Sizin de çok <laughs> size yakışan ben erkeklerde de. Onu da sorayım son olarak bu arada. <laughs> evet. Erkekler yaptırabiliyor değil mi bu işlemleri? Aslında konu çok ayrıntılı bir konu. Tabii ki erkeklerin göz kapaklara ilgili farklı bir analizleri gerekli. Ha. Ama tabii ki ya... Onlar da açık her şeyi. Tamam, çaresiz on, on, Onların değiller. da hakkı. Çünkü onların da tabii niçin söylüyorum? Özellikle göz çevresi erkek de nedense daha çok kırışıyor. Çünkü krem krem kullanmadıkları için metroseksüel olacağız diye. <laughs> Sadece ufak bir bilgi verip. Mesela kaşla kirpik arasındaki mesafe kadınların daha fazla. Evet. Ama, ama erkeklerin çok çok kısa. O kısacık, kısacık alanda ufak böyle büyük Doku birikimleri olduğu zaman daha fazla rastlık veriyor. Daha fazla bomba yapıyor. Sizlere evet. yapmış ya hocam. Evet aynen öyle. <laughs> hocam bu esprilerime herhalde <laughs> takılmadınız düşünürüm. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ harika anlatsın. Sağ olun. Şimdi efendim reklam aramız var mıdır? Yok. Şimdi devam ediyoruz. Biraz böyle kalp sağlığımızı konuşacağız. Doçent Doktor Çil bizlerle birlikte olacak efendim. Periferik arter hastalığı nedir? Nasıl belirtiler gösterir? Hastalığın tedavisinde nasıl yöntemler uygulanır? Periferik arter hastalığının altında hangi sebepler yatıyor? Damar sağlığını korumak için neler yapmak gerekiyor? Girişimsel kardiyoloji uzmanı doçent doktor Habib Çil yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet birazcık cepleri nasıl doldurabiliriz onu konuştuk. Sonrasında güzellik konuştuk. Şimdi biraz da bence atmazsa zaten yaşamamız mümkün olmayan değil mi hocam? Evet. E, kalp sağlığımızı konuşmak üzere. Doçent doktor Habib Çil bizlerle bugün e, peri, periferik arter hastalığını konuşacağız. Siz gir, girişimsel kardiyoloji uzmanısınız. Yani arter de damar demek doğru mudur? Evet. 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 Biraz bugün galiba atar atardamar. damarımız evet. e, kalp mi konuşacağız hocam? Yoksa bu atar damarımız vücudumuzu her yerine ilgilendiriyor aslında değil mi? E, atar damar e, vücudun bütün organlarını besleyen damar sistemi. Toplar damar da yine buradan oluşan toksinleri e, kirli kan diye özetleyebileceğimiz e, kanı toplayan sistem. Şimdi e, dolaşım sistemimiz aslında e, şehirlerin e, yapısıyla özdeştir. Şöyle ki Mesela bizim kalbimiz var. E, şehirlerin de kalbi var. Mesela e, belli canlı bölgeler vardır. Nüfusun yoğun olduğu. İstanbul gibi evet. düşünelim. İstanbul'un da belli semtlerini düşünebiliriz. Kalabalık e, olan. Merkezi evet. E, kalp onu temsil Taksir. eder. Şehri, şehrin kalbi diyeceğiniz yer neresiyse orası mesela. Evet olabilir. E, aynı zamanda ana arterler deriz bir de. Doğru. Ana arter tabiri var. E5 ve TEM için kullanırız. Bu da bizim damarlarımızın temsil eder. Yani kalpten çıkıp organları besleyen damarlarımız. Bunların besleyen organa özel damara biz periferik damarlar diyoruz. Periferik atar damar. Mesela böbreğimizi besleyen damar, böbreğin atar damarıdır. Beynimizi besleyen damar, beynin atar damarıdır. Alt ekstremite dediğimiz ayaklarımızı besleyen damar, ayaklara özgü. Atar damardır. Dolayısıyla diğer damarlarımız dolaşımı mı sağlıyor? Biraz böyle. Hayır, böyle şey... bunların hepsi dolaşımı sağlıyor. Bağırsaklarımızı, midemizi, e, karaciğerimizi, bunların hepsi eğer bir damara sahip olmazsa zaten hayat devam e, ettiremez. Etmez. Yani kalbimiz nasıl vücudumuz için e, şartsa o damarlar da o organlar için ...otomatikman e, hayatı yani vazife görüyor. Yani bir girmiş gibi sordum ama. <laughs> evet, evet. Yani diğer damarlardan e, daha değerli demeyelim ama daha büyük mü iş yükü var. O organa özel. Tamam. O organa özel. Evet. Kalp bütün vücudumuza özel. Kalpten çıkan damarlarda ilgili organa özel damarlar. Periferik tabiri bu. Aslında günlük tamam. hayatımızda da kullandığımızı az önce ifade ettim. Bizim bugün bahsedeceğimiz konu bu damarların tıkanıklığıyla ilgili problemler ve tedavi yöntemleri. Bir kere biz bunu kendimiz şimdi doktor olarak sizin hocam gördüğünüz görme şekilleriniz vardır. Biz evet. bu damarlarımızda sıkıntı olduğunu izleyicilerimiz açısından evet. en önemli bilgi nasıl anlıyoruz? Neler hissediyoruz? Kendimizin ne tür semptomlar varsa biz alarm çalmaya başlasın bizim kafada. Evet. Aslında Nasıl bir araç kullanırken belirli e, aksamlarında problem çıktığında bize uyarı işaretleri varsa, e, damarlarımızla ilgili problemlerde de o organa özgü işaretler bize e, vücudumuz veriyor. Nasıl kalp damarımız tıkandığında e, kalp krizi geçiyoruz, yürürken göğsümüz ağrıyor. E, buna özgü şikayetlerimiz oluyor. Periferik arterlerde de ilgili organa özel şikayetler oluyor. Mesela e, örnek vermek gerekirse şah damarımız beynimizi besleyen damardır dedik. Burada e, oluşan bir tıkanma genellikle felçle geçici veya kalıcı sonuçlanıyor ki ne yazık ki buna bir şikayet demekten e, ziyade hastalık demek durumunda kalıyoruz. Hocam, onun Tabi. öncesi yok mu felç geçirmeden? Maalesef ah, ya yani. e, Evet, evet. O zaman bu çok sinsi bir durum. Evet, beyin için özellikle sinsi. Çünkü e, şayet e, hastamız e, check-up programlarını, kontrol e, doktor kontrollerini e, iyi takip eden birisi ise. Şayet kalp damarında bir problem varsa şah damarını dolaylı olarak kontrol etme imkanına sahip oluyor. E, dolayısıyla o hastalar şanslı grupta oluyor. E, onun dışında e, kontrolleri olmayan, e, damar e, takipleri e, olmayan hastalar ne yazık ki ilk atakla birlikte ancak Eşimiz teşhis edilebiliyor. Evet. Peki şunu da sorayım o zaman. Peki biraz da yani izleyicilerimizin de kendini takip etmeleri adına bizim buralara bizi buralara getiren e, belirtiler birazcık işe işimiz Allah'a kaldı. Sebepler o zaman onları evet. konuşalım. Sebepler e, aslında çok önemli. Çünkü kalp ve damar hastalığı diye ifade ettiğimize göre damar yağlanması ya da damar sertliği nin sebepleri aslında ortak. Kalp hastalığında e, sebepler neyse aslında e, periferik damar hastalıklarında da sebep aynı. Nedir bunlar? Sigara, diyabet varlığı, yüksek şeker. tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve ileri yaş. Bu periferik arter hastalarında yani damar hastalarında yaş biraz daha ileridir. Yani hmm. 20 yaşında ben kalp krizi geçiren hastam oldu. Ama 20 yaşında bacak damarlar tıkanan hastaya pek rastlamayız. Hmm. O biraz daha ileri yaş grubu ama risk faktörleri ortak demek istediğim. Biz çok yaygın kalp damar hastalığı gördüğümüz kişilerde bazen şah damarını da kontrol ederiz. Az önce bahsettiğim gibi hiçbir ön belirtisi olmadığı için... ...onu erken yakalamak adına... ...o kontrolleri yaparız... ...veya böbrek damarını kontrol ederiz... ...aslında o da sinsi bir durumdur... ...tansiyon yapar sadece... ...tansiyon yüksekliği yapar... ...dolayısıyla bizim özel olarak şüphelenmemiz halinde... ...ancak teşhis koyabiliriz... ...ancak bacak damarlarında durum böyle değildir... ...çünkü hastamız yürürken bacağında kasılma, yanma... ...ağrı gibi şikayetler duyacağı için... ...hasta erken dönemde... ...bize teşhis konulmak üzere başvurabilir... ...fakat bazıları... ...az önce ifade ettiğiniz gibi oldukça sinsi dolayısıyla ancak bir sorun ortaya çıktığı zaman biraz da yaşla ilintili de galiba yani yaş ilerledikçe biraz daha mı kontrollerimize hassasiyet göstermeliyiz kesinlikle yaş her hastalık için önemli bir risk faktörü. Ee, erkek cinsiyet de biraz ön planda. Ee, beyler da daha tehlikede kalıyor. Evet. Tıpkı kalp hastalığında <laughs> olduğu gibi. Kusura bakmayın. Periferik Her altı. şeyde hep beyler daha risk altında değil evet. mi? Covid'lere galiba beyler daha risk altında. Öyle görünüyor. Evet, evet öyle görünüyor. Yani. <laughs> Dikkat etsinler beyler. Peki tedavimiz var mı? O zaman onu sorayım. Şimdi biz bunu evimizde e, tabii yediğimize, içtiğimize, sağlığımıza dikkat etmeyin. Bu söyledikleriniz artık kaliteli bir yaşam için Covid sürecinde şunu anladık: Sigara çok gereksiz ve tehlikeli bir şey. Her şeyin negatifini bize çekiyor. Sigara içmek artık hayatımızdan çıkmalı. Şeker hastalığı diye bir şey değil mi? Artık hayatımızda evet, olmaması evet, için evet. doğru beslenmeliyiz. Peki. Bunlar var bir şekilde diyelim. Evet. Böyle bir teşhis kondu. Bir kere nasıl, nasıl teşhis ediyorsunuz oradan? Evet burası çok önemli. Az önce e, bahsettiğimiz gibi hasta bize felç geçirerek gelmişse ne yazık ki teşhis aşaması çok Geçti. dramatik bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Aslında o teşhis değil doğrudan tedaviye geçtiğimiz bir süreç oluyor. Bu talihsiz bir durum. E, ama ideal olan hastamızın bir takım e, kontrollerde ya da bir takım şikayetlerine bağlı. Az önce bahsettiğim yüksek tansiyonu olan bir hastanın ...böbrek damarlarını biz e, belirli e, yaş grubundaysa mutlaka kontrol ederiz. Hmm. E, yürürken e, bacaklarında ağrı ifade eden, yanma tarifleyen, yürüme kapasitesinde Kilo azalma... Kilo ile ilgili değil değil mi bunlar? Kilo e, çok dolaylı bir etkisi var doğrudan bir etkisi yok. E, tamam yani, yani kilodan arasında. böyle değil hani belki kilodan dolayı yorgunluk değil farklı bir hissiyat. Evet zaten e, o da talihsiz bir e, örnek aslında. Yaşlandıkça insanlar e, hareket kapasitesini çeşitli sebeplerle e, kaybettiği için genellikle yürüdüğünde mi? ayağındaki şikayeti e, artık yaşlanıyorum tabii, tabii. şeklinde yorumluyor. E, çoğu zaman yanlış evet, teşhis ocam. E, devamında ben <laughs> e, mesela e, hep veririm bu örneği e, o millikten iki defa e, ameliyat olmuş ama esas problemi damar tıkanıklığı olan hasta <laughs> gördük. Dolayısıyla e, teşhis konusunda akla gelmesi ilk e, etapta. Düşünülmesi, olasılık olarak düşünülmesi en önemli faktör. Peki, şimdi teşhisi de koyduk. Tedavisi var mı? Çünkü bu bir damar hastalığı. Daha doğrusu ameliyat gerekiyordur tahmin ediyorum. Açık mı yapıyorsunuz, kapalı mı yapıyorsunuz? Bir de tekrarlayabilir mi? Onu da sorayım. Evet. Şimdi teşhisi genellikle şikayet sonrası bir doppler dediğimiz bir test yapılıyor. En basit, kansız, çok hızlı yapılan bir test. Arkasından belki bir tomografi ihtiyaç duyulursa yapılıyor. Arkasından anjiyografi ile biz damarları doğrudan net bir şekilde görebiliyoruz. Bu teşhis ve tedavi genellikle ardışık oluyor, beraber oluyor. Yani damarın anjiyosunu gördükten sonra tıkanıklığı veya darlığı tespit ettikten sonra hemen akabinde çoğunlukla aynı seansta bir tedaviye geçebiliyoruz. Ve hastalarımızın oran vermek belki doğru değil ama çok büyük kısmının artık e, herhangi bir ameliyata ka gerek kalmadan tedavi edilebildiğini söyleyebilirim. Yani bundan 10 yıl önceyi e, hayal edersek 15 yıl öncesini e, ana tedavi yöntemi doğrudan e, kapalı yöntemlere, anjiyografik yöntem, girişimsel yöntemlere kaydığını söyleyebilirim. Çok az bir kısmında e, açık, açık ameliyata ihtiyaç duyuyoruz. E, bu da hastalar açısından e, oldukça konforlu. Tekrarlayabilir o kesik mi dediniz? Değil mi hocam? Yani kesik almıyor, istiyorum böyle. Kesik almıyor. Ertesi gün çoğu zaman taburcu oluyor. Bir kısmı aynı günde taburcu olabiliyor. Hmm. Tekrarlayabilir mi sorusu o açıdan önemli. Hastalar bu derece konforlu bir tedavi gördüğü zaman ne yazık ki hastalığı da hafife alma gibi bir eğilime giriyorlar. Yani, yani uzun yatınca damarın, hastanede değil mi hocam? Yani, yani ameliyat ağırlı bir süreç. Elbette hastaları daha çok etkiliyor ve daha dikkatli davranmaya itiyor. Ancak o konfor maalesef işte, nedir mesela bu e, tekrar sigara kullanımına hayattaki işte sedatif yaşam falan evet, gibi evet. faktörlere tekrar hop geri dönüş televizyon aynı da... hayata devam ettiği takdirde aynı hekimin karşısına tekrar çıkmak e, durumunda hmm. kalıyor hastalarımız. Peki şimdi çok tipi, teknik bir soru ama aynı damardan hastalanma ihtimali var mı? Aynı damarda e, stent veya balonla tedavi ettiğimiz takdirde e, e, damarın bölgesine göre değişir bu karın bölgesindeki damarları aort ve çevresindeki damarların tekrar daralma ihtimali düşüktür çünkü oraları stentliyoruz. Ancak stent'in uygun olmadığı dizden daha alttaki, daha ince damarlara, kasların arasında seyreden damarlara bir stent takmıyoruz. Takmak uygun olmadığı için orada balon tedavisi ve özellikle ilaçlı balon tedavisini tercih ediyoruz. Orada biraz daha yüksektir tekrar aynı, daralma ihtimali. Aynı. alandan geçmesi. Aynı alanda başka bir alanda Hastalığın ne yazık ki e, kronik bir hastalık olduğunu kabul etmek durumundayız. E, hmm. Hastalarımız e, bir takım önerilere dikkat ettiği takdirde bu risk azalır. Ama e, sıfırlanmaz hiçbir şekilde. Yani Peki bu bir kişinin ama hayatını hiçbir şekilde yani bir ömür boyunca böyle bir e, aslında damar hastalığı geçirmeden bir hayat yaşaması mümkün müdür hocam? Yaşaması mümkündür ama e, bunu mümkün kılan Tek faktör ne yazık ki yaşam tarzı değil. Hmm. Değiştiremeyeceği genetik. genetik faktörler var. Bunun kimde var olduğunu elbette belirli oranda tahmin edebiliyoruz ama %100 bilemiyoruz. Dolayısıyla 90-100 yaşına kadar sigara, alkol her türlü kötü alışkanlığı, alışkanlığı taşıyıp çok da bir sıkıntı yaşamayan insanlar olduğu gibi bunların tamamına karşı çok dikkatli olan ama 30'lu 40'lı yaşlarında Kalp kriziyle veya damar hastalığıyla ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar var. Bu bizi elbette aldatmamalı. İşte sigara içmedi hasta oldu falanca işte hasta hep olmadı dolayısıyla bir önemi yok gibi bir algıya yol açmamalı tabii böyle, ki. Böyle var ne milyon yani böyle milyonda bir olacak bir örnek hep gelip, evet, vay evet. o öyle oldu bu böyle olmadı demek ki boşu boşuna ben hayatımdan niye feragat feragat etmek değil kendini aslında kendini kandırmak için bahane olarak değerlendiriyor insanlar genelde böyle örnekleri. Peki son olarak şunu sorayım genç yaşta bu hastalıkla savaşmamız genetik sebeplerden dolayı olma ihtimali var mıdır ailemde var diyelim ki ailesinde olan bir insanın yapması gereken şey aslında en başta az önce bahsettiğim yaşam tarzını düzgün bir şekilde düzenlemek. Yani o bilinen risk faktörlerini bir kere major risk faktörlerini devreden çıkarması zorunlu. Genetik tedavi çok ağır bir takım hastalar için bugün ve gelecekte mümkün olabilir elbette. Gen tedavisi biliyorsunuz çok marjinal bir alan, yeni bir alan. Ama gelişiyor. Ama gelişiyor şu anda damar hastalığına yönelik genetik bir tedavinin henüz tam olgunlaştığını söylememiz mümkün değil. Bizim elimizde çok daha basit, çok daha ucuz, çok daha kolay e, yollar var. E, tıpkı koronada olduğu gibi değil mi? E, yakalanmamak dururken tedaviyle uğraşmak e, hiç evet. mantıklı değil. Dolayısıyla yaşam tarzı çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu sefer gerçekten reklam arası var galiba. <laughs> Kısa bir reklam arasından sonra biraz şöyle Tuba Gürle ile böyle keyifli bir şeyler konuşacağız. C vitamini'nin mesela bizim için önemi nedir? Hem cildimizde hem oral yoldan hem de dışarıdan kullanabilir miyiz? Ve ilk defa duyduğum bir bitkiyi konuşacağız efendim. Moringa'yı. Hı, hı, hı. Hemen reklam arasından sonra tekrar burada stüdyoda buluşuyoruz. Sağlıklı bir cilde nasıl sahip oluruz? Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt için beslenmenin önemi ne? Sağlıklı bir cilt için günlük bakım nasıl olmalı? Moringa bitkisi cilt üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Uzman estetisyen ve eğitimci Tuğba Gürle sağlıklı ve güzel bir cildin sırlarını paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet en keyifli konuşmayı en sevdiğim konular bitkiler, keyifli böyle kremler, işte içebileceğimiz, yiyebileceğimiz bitkiler. Çünkü aslında şifa doğada evet. var değil mi Şebnem? Yani e, biz başka yerlerde ararken doğa bize işte işini evet. gerçekten temsil eden Tuba Gür'le bizlerle birlikte. Çünkü maşallah oradan ne kadar okunuyor bilmiyorum cilt pırıl pırıl. Teşekkür ederim. Makyajda yok sanki fondöten falan. Var Çok. var. Çok az <laughs> ben var. çok açık konuşurum var ama az. Evet. Çok az evet. var. Şimdi uz, siz uzman estetisyen olarak zannediyorum e, sağlıklı ve güzel bir cildin sırlarını araştırırken e, bir bitkiyle tanışıyorsunuz. Evet, ve bu e, kitabınız mı? Evet çok evet. daha bir bebek yeni hazırladım. E, Deniz biraz kendimden bahsedeyim Tabii. isterseniz. Şimdi ben 30 senedir bu sektördeyim. bir kere güzellik, sektöründeyim. güzellik sektörün. sektöründeyim. İşletmeciyim. Güzellik sektöründeyim ama ben cildimle başladım bu işe işin ilginç tarafı. Çünkü çok problemli ve akdeli bir cildim vardı. Gençken biliyorsunuz öyle genç kızlıklarda çare ararsınız ne yapayım ne edeyim. O akne çok yok. sıkıntılı. Çok süreç tabii bunun içinde her şey içten kaynaklanıyor. Yani hiçbir şey bizim cildimize tepeden inmiyor, konmuyor. Onun için içten bizim bir şeyleri düzeltmemiz lazım ki çünkü bizim işimiz mesleğimizde de o. İçle ilgilenmiyoruz biz. Dıştaki oluşanları engellemeye çalışıyoruz. Çok yanlış. Ve bizim yapmamız gereken şu Bizim her zaman bir buzdağın altını düşünmemiz lazım. Biz bir buzdağıyız aslında. Onun için de bu gezilimde çok şeyler gördüm ben. Evet, bu de oraya Aslında zaten işimiz gereği yani sadece krem sürmek, yüzünüze bir şey sürmek değil bu. Beslenme, spor ben ve Ben mesela moringalı bakım. sporcu içi içeceği buldu burada. Yani tariflerim de var orada. İnanılmaz. Hepsi var. Evet, burada <laughs> gerçekten smoothie'ler var. Evet. İzleyicilerimize mesela evet. moringalı sporcu içeceği hemen evet. söyleyeyim konuyu dağıtmam. Ispanak, evet. avokado, ananas, muz hepsine bayılır. Hı hı. Bir çay kaşığı moringa tozu tüm malzemeler karıştırıp içiyoruz. Hı hı hı. Harika zaten çok e, acayip de sağlıklı bir karışım. Aynen şöyle moringanın neden farkı var? Zaten Nedir bu moringa bir biliyor, kere? Bir ağacın adı. Bir kere çay değil bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunu çay olarak çok söylüyorlar. Hayır moringa çay değil bir ağacın adı. Ağacın neresi bu? E, bu yaprakları. Yeni Hayır. doğmuş bebek silizlenmiş haliyle ha, tepeden topluyor. Ama toplanıyor, ağaçtan tamam. toplanıyor. Yapraklar kurutuluyor ve havanlarda dövülüyor. Yani Hiçbir şekilde makinede işlenmiş hale gelmiyor. gelmiyor. Ha. Ben de bu işim gereği de dünyayı gezmeye başladım. İşte önce e, hani böyle nefesti, işte işimize ilgili e, yaptığımız masajlarla ilgili Asya'da geziye başladım. İşte Hindistan'dan başlayarak Asya'da en son Tibet ve Bhutan'dan bitirdim. Sonra Latin Amerika'ya geçtim. Oralarda çünkü hani dünya nasıl yapıyor bu işi? Siz böyle dolaşırsınız yani yaşlanmazsınız. <laughs> değil mi? Yani oralar... Dünyanın en güzel <laughs> işi bu. İyi ki gitmişim, <laughs> iyi ki gitmişim. Şimdi ki. oturuyoruz yani sorarsınız hani konudan Sonra ne istersiniz? Gezmeyi. Hele böyle bir şey yaparken. Evet. Gerçekten. Şunu sorabilir miyim? Mesela merak ettim. Ee, her ülkede güzellik anlayışı üç aşağı 5 yukarı aynı mı? Aslında aynı biliyor musunuz? Herkes aynı. bakmak istiyor kendine. Süs bir numara. Yani Hindistan'a gittiğinizde muhakkak gitmişsiniz. Siz de yani Hindistan dediniz zaten <laughs> hani baştan aşağı. Hani süsler, aşı. meraklar ama her bölgede aynı. İnanın işte ben en son baktım Afrika'ya gitmemişim. Afrika'ya bir e, Etopya'ya gittiğimde kabile gezisi yaptım. Burada yani e, Moringa orada Etopya'dan, Etopya'dan bir ağaç. Hmm. Ve e, orada gördüm ki orada bile süs var yani kadınlar o kabilede herkes bir süs. Siz peki bu ağacın faydasını oradaki ciltlerde nasıl fark ettiniz? Döndükten sonra biliyorsunuz Afrikalıların kas yapısı çok iyi. Yani bu araştırma Genetika gerçekten a, evet araştırmacı bir ruhum var ve onun için dedim ki yani yanlış biliniyor bilinmiyor. A, geldim Türkiye'de araştırdım kimse tanımıyor. Herkes morina balığıyla karıştırdı. <gülüyor> 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 balık <gülüyor> mı dediler balık bana? Az... <laughs> Hayır. Şeyi merak ettim. Yani Tuban siz orada e, oradaki yerlilerin cildinde mi fark ettiniz? Cildinde fark ettim. Yani. ama bir ben de... de onları hep diyorum ki stres yok güneşin altında. Çok güzel bir şey vurguladınız ekolojik yaşıyorlar. Evet. Organik besleniyorlar, beslenme. Zora Yani ama <laughs> yani mesela fast food yok. Her şey orada kendi doğasında, kendi şeyinde e, egzoz, in, bir kere, şey yok ki. Ya biz kendi bunlara maruz yok. kalıyoruz peki. Biz el mecbur. Onun için de bunlara yöneliyoruz. Aa, i̇lk defa keşfetmişiz gibi tamam. bunları doğadan bulup kendi yerimizde kullanmaya başlıyoruz. Diğer bitkilerden daha özel Hı. kılan nedir? Farkı şu, mesela İngilizler ağacın kralı demişler. Bunun aslında kökünden, gövdesinden, her şeyinden faydalanıyorlar. Yani bunu mobilyalarda da kullanılıyor. Çünkü bakteri üretmiyor. Hani şimdi diyoruz ya vücudun Bağışıklık sistemi kuvvetlendirelim. Çünkü içerisindeki C vitamini, vitamin oranı 12. Fazla C vitamini var. Şimdi onu var. söyleyecektim. C vitamini cildimize hem dışarıdan hem, hem içeriden. içeriden. E çünkü bunu hem içiyoruz hem de sürebiliyoruz. İşte ben bunun tozunu mask olarak da kullanabiliyorum. Yağıyla karıştırarak. Bu smoothie'nin içine koyduğumuzu. E, tabii tabii. O tozunu alıyorum. Yağ moringa var. Bir kaşık ağzınıza, bir kaşık <laughs> yüzünüze. <laughs> hani derler ya, hani terbiyeyi kalınca evet. yüzünüze de sürün. Bunu aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Peeling yapabiliyoruz, scrub. Çok güzel ciltlerde çünkü zaten cildin esas çizgileri açan olay scrub. Peeling yapmazsanız cildinizin çizgileri kolay kalır. Orada kolajenler yenilenmez. Aa. Onun için zaten bunun içerisinde doğal kolajen de var. Protein oranı çok yüksek çünkü. De, doğal kolajen dışarıdan aldığımız zaman etki ediyor mu yüzümüze? Yani i̇ç, İçeriden içtiğiniz iç, zaman, iç, dışarıdan uyguladığınız zaman zaten bir anda cilt kendini yenilemeye başlıyor. Buradaki amaç hücre yenilenmesi. Bu peelingde de ben, ya benim cildim biraz ince, sizinki de ince galiba. Bu peeling... E <laughs> Biraz tehlikeli. Şöyle, zaten hassas ve akne ciltlere granülü peeling önermiyoruz. Değil Onun mi? için bunu zaten sulandırıp içerisine yağla karıştırıp daha soft hale getiriyoruz. Yumuşatıyoruz ki cilt o pütürlüğü almasın. Ondan sonra daha yumuşak, hatta daha yumuşak e, peelingler var. Onu cilde zarar vermeden hassas ciltler için uygulama yapabiliyoruz. Şimdi bu, e, şu tersini sorayım. Faydalarını konuştuk. Mesela... Alerjen olan bir tarafı var mı? Her cilt tipi kullanabilir mi? Mesela hı hı, kullanabiliyor. Neden? Çünkü ben deneyimdir. Yani hiçbir şekilde <laughs> Estağfurullah pozitif yani, anlamda söyledik evet, Kim evet. akıllı kim deli <laughs> zaten Ya Önce çünkü ben yani Hipo alerjik bir cildim yani evet, Her o, şeyi belli. kullanamam Benim de öyle de. Hemen kızarırım kabarırım Yani kendi işimi kendim yapmam lazım Onun için önce kendim denemem lazım Ben bu Türkiye'ye döndükten sonra ürünü alıp 3 ay 4 ay kendi üzerine denedim İçtim ya bakalım ne oluyorum kaşınıyor muyum kabarıyor muyum Çünkü sonuçta her doğal ürün Herkese faydalı olacak diye bir şey yok, yok. Cildi, Önce vücudun kabul etmesi lazım Baktım bu bende güzel olumlu sonuçlar almaya başlıyor. Başladım mesela kimler var hani daha böyle tetikleyecek kişiler. İhtiyacı olan. Anneme yani. mesela annem de çok fazla acayip tetikler. Onu da tetikler. soralım yaşı ilerlemiş kesinlikle, kişilerde kesinlikle. ne faydaları var? Ya bir kere işte dinç tutuyor. Yüceleri evet. ve bir kere kemik, kemik yapısını kuvvetlendiriyor. Kolajen değil mi biraz Tabii, da o? Çok fazla yani, yani her şey içinde işte potasyum, kalsiyum, mineral her şey var içerisinde. O için hepsini kitapta topladım. Peki bunu mesela diyelim ki ben de abartmayı seven biriyim. Üç öğün e, yemekten önce ya da sonra ya da bunun var mı mesela Ati, çok fazlası da belki zararlı olabilir. Tabii ki her şeyin fazlası <laughs> zarar. Suyun bile fazla içerseniz Tabii. patlarsınız, boğulursunuz. Onun için bunda <laughs> zaten ben bunu her yere vermiyorum. Yani tanıtımla anlatarak bir eğitim veriyorum. O zaman ben bir eğitim sektörüyüm. Göre... Yok kimler kullanır kimler kullanamaz onlara göre kesinlikle öneremiyorum. Yani şöyle söyleyeyim kullanamayan kimse yok herkes kullanabiliyor tamam. ama tabii bize bir şey biliyorsunuz bizde bir şey fayda dediği zaman sabahtan akşam arkadaşlar kullanıyor. O ben işte. Tansiyonu düşüyor <laughs> fena <fenalaşıyor. O> ben. <laughs> i̇şte bu yanlış. Paketin hepsini bir, yani bir <laughs> ayda bitecekse bir, bir gün de diye. Mesela sabah aç karnına akşam tok karnına öneriyorum. Eğer kişi daha ha. çok hani böyle vücuduna, sabah aç karnına, akşam tok karnına, karnına yemeklerden sonra bir Su. çay kaşığı içme formatında. Böyle ılık ılık böyle bu suyun içerisine katarak içebilirsiniz. Hmm. Aynı şekilde sıcak suyla kullanabiliyorsunuz. Ilık suyla kullanın. Yok. Ama mümkünse hepsiyle beraber içmeye çalışın. Bunu mesela e, kek yapabilirsiniz, yemeklerde kullanabiliyorsunuz, olur. baharat <laughs> olarak kullanabiliyorsunuz. Salataya. Salataya kullanabilirsiniz, yoğurda karıştırın. Nasıl isterseniz her şekilde tüketebiliyorsunuz. Zaten şey yok. E, Böyle tansiyon şimdi... falan yapmıyor yani değil mi? Ben işte yo, yo, aile yo, yo. büyükleri hay, onun için hay, hay. soruyorum. Peki yok, yok. E, burada cilde maske yaparken neyle birleştirsek daha etkili olur? Açıkçası ben kendi moringa'nın yağıyla karıştırıyorum. E, kendi o yağıyla karıştırdığınız zaman çünkü onun da yağında artı kendi cilt üzerinde. Çünkü E vitamini çok var içerisinde. Ve E vitamini artı C vitamini zaten hani lekeli ciltlerde de kesinlikle öneriyorum. Ve hmm. o ciltte iyicene emiyor. Lekeye iyi geliyor mu? Lekeler açma özelliği var tabii. Tabii çünkü hani hep içeceksiniz ve süreceksiniz. Tamam yani şunu da unutmayalım. Bir kere içip bir kere Hayır. sürmekle de bir Hayır. E, Hayır. Değil mi? Hayır. mucize beklemeyelim. E, bunu ne kadar kullanmamız gerekir öyle sorayım o zaman. Bu artık bir gıda takviyesi. Yani bunu hayatınızın bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Mesela kemik çorba yapın kemik suyunu içerisine katın. Sarımsak, soğan müthiş bir <laughs> güzel bir yemek. Kolejen. <laughs> Tabii evet. yani daha ne olsun. Yani size doğadan hizmetinizi bu şekilde sunuyoruz. Yani bakım beslenme ve spor. Ha spor zaten burada söylemişsiniz Tuba hanım. Evet. E, sporcu içeceklerin evet. içerisine. Evet. E, peki mesela onu da son olarak sorayım toparlayayım hemen size. Hı hı. Bunu mesela gece e, biraz önce söylediniz ama böyle enerji veren bir şeyse gece içmemizin <laughs> Çok güzel. Değil evet mi? o oluyor. Hatta ama şöyle söyleyeyim. Yandık o zaman uyuyamayacağız sabaha <gülüyor> kadar <laughs> dikildik. Yok şunu şöyle söyleyeyim. Özellikle ilaç kullanılıyorsa sadece akşamları öneriyorum ki vücuttaki o ilacın toksinlerini de atsın hmm, diye. Güzel. Ve yemeklerden önce alın o zaman. Yemekten sonra da işte hep bunları sormamız lazım. Yani kişilerle kişiye özel önermemiz lazım. Alın bu çok iyi gelir her alanda kullanın demek bu bana... Akıllı ve mantıklı geldi. Yani. Çok doğru bir aslında cümleyle kapanışı yaptınız. Her şeyi dozunda olması, kararında olması çok önemli. <laughs> Tubam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İzninizi çok alıyorum mayası. kitabınızı. Evet. E, bitkinizi daha yakına incelemek istiyorum. Şeyh bugünkü programın sonuna geldik. Evet, çok ederim. güzel ve çok işini doğru temsil eden bir hanımefendiyle. Yarın ama yine aynı saatteyiz değil mi? Saat 14.30'da buradayız. Efendim yarın saat 14.30'da TV yüz ekranlarında bizler yine burada olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.